Değerli basın mensupları, 3 gün önce Amasra'mızda bütün ülkenin yüreğini yakan bir facia yaşandı. Amasra Taş Kömürü İşletmesi müessesesinde çalışan 41 madenci kardeşimizi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Gerçekten çok ama çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler 3 gündür sahada incelemeleri yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimiz ve Milletvekili heyetimiz de buradalardı. Cenazelerde yurttaşlarımızın acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Yaşanılan acıyı şehit sayılarıyla ifade etmemiz ise mümkün değil. Bu insanların her biri birer evlat, anne, eş, kardeş. Çok ama çok zor gerçekten, sabırlar diliyorum ben. Hiçbir şey bu canları geri getirmeyecek ve ateş düştüğü yeri yakmaya devam edecek. Ancak burada maden şehitlerimizin aileleriyle acılarını paylaşmak adına ve onları dinlemek üzere 3 genel başkan yardımcımız ve 20 milletvekilimiz bugün buradalar. Sevgili genel başkan yardımcım Veli Ağbaba, Gamze Akkuşil Gezdi ve Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerimiz Burcu Köksal, Levent Gök, Gamze Taşçıer, Hüseyin Yıldız, Uğur Bayrak Tutan, Özkan Yalım, Tufan Köse, Utku Çakır Özer, Sibel Özdemir, Bedri Serter, Sevda Erdan Kılıç, Necati Tığlı, Mehmet Göker, Müzeyyen Şevkin, Jalenur Süllü, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Haydar Hakverdi, Hasan Baltacı ve Ali Şeker burada sevgili milletvekili arkadaşlarım. Albert Camus'un bir sözü var. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın diyor. Son 20 yıldır Türkiye'de hemen her yerde 500'e yakın maden işçimizi kaybettik. Soma'da 21. yüzyılda dünyanın en büyük maden faciasını yaşamış bir ülkeyiz biz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda kömür üretimi Türkiye'den fazla olan mesela Almanya'da bile biz 50 yıldır böyle bir felaketin yaşandığını görmedik. Ölümler madenin fıtratında var diyen yetkililere buradan bu fıtratın neden sadece Türkiye'de ve az gelişmiş ülkelerde olduğunu sormak istiyoruz. Bu ülkede insan hayatı neden bu kadar değersizleştirildi? Madenci kardeşlerimiz ekmek için madene, yerin yüzlerce altına giriyorlar ve dünyanın en zor işini yapıyorlar. Ama buna rağmen Amerika'da bir maden işçisi yılda yaklaşık 50 bin dolar alırken ve yaşarken bizim madencimiz 7 bin 100 dolara ölüme gidiyor. Amasra'da yaşanan patlamanın arkasında bazı ihmallerin ve yanlışların olduğuna dair ciddi iddialar var. Bunların konuşulması, araştırılması gerekiyor. Bunlara ilişkin sorumluların tek tek hesap vermesi gerekiyor. Yaşanan facianın üzerinden bakın 3 koca gün geçti. Trafo diye başlayan patlama nedeni Girizu patlamasına dönüştü. Ama bu Girizu patlamasının nedenine ilişkin resmi makamlarca yapılmış hala herhangi bir açıklama bulunmuyor. Şimdi sansür yasasıyla muhalefeti susturma derdine düşenler böyle bir trajedinin arkasından halkımıza güvenilir, şeffaf bir bilgilendirme yapacaklar mı acaba? Göreceğiz ve takipçisi olacağız. Sayıştay raporlarında burada çalıştırılan işçilerin yetersiz olduğu sayılarının, malzemelerde eksikliklerin olduğu, sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiği ve ocak kotasının -300'e indiği durumlarda eğer önlemler alınmazsa Girizu patlama riskinin ciddi olduğu söylenmiş. Açıkça yazılmış bunlar. Peki bu Sayıştay raporları dikkate alındı mı? Bu uyarılar dikkate alındı mı? Buna rağmen üretime neden ve nasıl devam edildi? Rutin denetimler en son ne zaman yapıldı? Anlıyoruz ki biz Enerji Bakanı 20 Eylül'de bu müesseseye yaptığı ziyarette
sadece bir turistik ziyaret gerçekleştirmiş. Bakın, maden mühendisleri ve uzmanlar Girizu patlamasının teknolojinin geldiği bu noktada önlenebileceğini söylüyor. Nedir peki bu Girizu patlaması? İçeride belli bir seviyeye aşmış metan gazının oksijenle teması sonucu oluşan bir patlamadır. Amasra'da kaliteli kömürün ciddi oranda metan gazı içerdiğini neredeyse herkes biliyor, bütün uzmanlar bunu söylüyor. Peki bu durumda başka madenlere nazaran metan oranı daha fazla olduğu için neden çok daha fazla önlem alınmıyor? Kurum genel müdürü, müessese müdürü, maden mühendisi, iş güvenlik uzmanları acaba liyakatlı bir şekilde, uygun bir şekilde seçilmişler mi? Denetimler yeterince yapıldı mı? Askeri güvenlik önlemleri alındı mı? Bunlar olmazsa bu patlamalar olur ve bu trajedileri yaşamaya devam ederiz. Burada da metan gazının yüksek olduğuna dair bakın işçi ifadeleri var. Cumhurbaşkanına da bana da hayatını kaybeden madencilerimizin yakınları biriken metan gazının varlığından ve tehlikeli bir durumun olduğundan söz etmişler. Normalin üzerinde bir metan gazı seviyesinin olduğu acaba bilinmiyor muydu? Maden mühendisleri odası da soruyor. Metan sensörü kritik seviyede uyarı verdi mi? Verdiyse ne gibi önlemler alındı? Peki uyarı vermediyse neden? Tedbir alınmazsa, önlemek için gerekli denetimler ve yatırımlar yapılmazsa biz bu ölümlerin önüne geçemeyiz. Gerekli tedbirleri almayıp fıtrat kader diyenlere de şunu söylememiz lazım. Öngörülebilir ve önlenebilir her kaza cinayettir. Soruşturma başlatılmış, bildiğimiz kadarıyla ne bir görevden alma ne de bir gözaltı var. Neyse ki bir savcıyla başlayan soruşturmada savcı sayısı 2'ye, oradan 3'e, bugün de 5'e çıkarılmış durumda. Böylesine bir faciada davanın güvenilirliği ve şüphelilerin kaçma tehlikesi açısından sevgili arkadaşlarım, şüphelilerin ifadelerine hemen başvurulmuş olduğunu umuyorum. Soruşturmanın sonuna kadar en azından yetkililer görevden uzaklaştırılmalı. Bakın bir diğer konu, Suudi Kral ölünce milli yas ilan edenlerin Bartın'da yaşadığımız bu acı faciadan sonra akıllarına yas ilan etme gibi bir fikrin hiç gelmemiş olması. Bu devletin asli görevi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Yaşam hakkını korumaktır. Bu devletin anayasal bir sorumluluğudur. 41 kişinin, 41 maden emekçisinin can güvenliği ve yaşam hakkı korunamadı. Biz artık bu son olsun istiyoruz. Ya bu facialardan ders çıkarmayan iktidar da artık ömrünü tamamlamıştır. Yargı tüm siyasi ve ekonomik etkilerden bağımsız bir şekilde hızlı, sağlıklı ve etkin bir soruşturma yapmalıdır. Buradan uyarıyoruz. Bakın biz bu ülkede çok üzücü şeyler yaşadık ya. Biz Soma'da maden işçilerimizin tekmelendiğini gördük. Tekmeleyen şahısların terfi ettirilerek ödüllendirildiğini gördük ya. Yine Soma'da hakimlerin değiştiğini, binlerce yıl hapiste kalması gereken sorumluların infaz yasaları yüzünden ölen her bir madenci için yalnızca 8 gün hapis yattığını, davanın saat 7 sene sürüncemede bırakıldığını gördük değerli arkadaşlarım. Sanki bu ülkede 20 senedir bunları yaşatan onlar değilmiş gibi kader, kaza edebiyatı yapmaya devam ediyorlar. Şimdi gidip de Ferhat'ın babası Mehmet abinin, Okan'ın küçücük kızı Miray'ın gözlerinin içine bakıp da bunlar hep olacak çünkü fıtrat diyemeyiz. Kaybedecek bir canımız dahi kalmadı.
ve kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu kadar soru işareti varken, bu kadar iddia varken bunlar hep olacak demek en hafif tabiriyle yapılan ihmallerin üstünü örtme çabası ve aymazlıktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, özellikle de ben bu toprakların çocuğu ve hukukçu bir milletvekili olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımıza buradan söz veriyorum, söz veriyoruz. Başka acıların yaşanmasının önüne geçmek için, davanın sürüncemede bırakılmaması için, etkin bir yargılamanın yapılması için bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Ve acılı ailelerimizi asla ama asla yalnız bırakmayacağız. Buradan güneşi görmek için karanlığı kazımaya devam eden tüm madenci kardeşlerimizin, Bartın'ımızın ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun.